No. Go back. İyi, tamam. Benim için sıkıntı yok. Gerçi geride daha iyi olabilir. Şuradan aşağı atlasam. Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyun oynayacağız. Kısa bir oyun zaten. Çok uzun olmadığını biliyorum. Yarım saat civarında biten bir oyun. Poppy Playtime. Bu oyunun birinci chapter'ı, yani birinci bölümü. Bana buradan görünüşte böyle çok sevimli bir oyunmuş gibi duruyor ama içeriği pek sevimli değil. Biraz baktım oyuna. Oyun trendlere falan girmiş. Tabii benim hiç haberim yok trendlere girmesinden. Ben baya baya sonra bir haberim oldu. Zaten gerçi bu oyunu bana öncesinde birkaç arkadaş söylemişti. Oyuna falan diye. Güzel olduğunu söylemişlerdi. Yorumlarda da söyleyenler olmuştu. Önceki videolarda. Neyse artık oynayalım dedim ben de. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bu oyunun oyundaki tuhaf arkadaş diyelim. Uzun boylu, mavi, gülen yaratık. Şimdi hemen başlatıyorum. New game. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Bizim bir oyuncağımız var diyor. Poppy isminde diyor. Bir kız çocuğu gibi diyor aynı. Çok sevimli diyor ve sizinle konuşuyor diyor. İnanmadınız mı dedi. Şimdi bunu izletiyorlar. Ayakkabılarının cilalanmasını istermiş. Mükemmel. Teşekkür ederim. Saçları sağlamdır ve fırçalanmayla kokmaz diyor. Ve bir gelincik çiçeği gibi kokar dedi. Ben gerçek bir kızım dedi en son. Wanted to see how all of the nation's favorite toys were created. Playtime Co is now offering factory tours at just $2.99 a person. Tamam. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Bu muhteşem oyuncakları nasıl yaptığımızı görmek istiyorsanız dedi. Fabrikamızda şu kadar ücret karşılığında, yani 3 dolar karşılığında tura katılabilirsiniz dedi. En son. Poppy Playtime. Bu oyuncağımızın adı Poppy. Yıl fabrikada çalışanlar 10 yıl önce kayboldu diyor. Ama hala buradalar diyor. Çiçeği bul diyor. Bu bize gelen bir postada söylüyor bunu. Şöyle kamerayı açalım. Welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome to. Hiçbir şeyle etkileşime giremiyoruz. Burada bir şifre var. E ile kapıları açıyoruz. Tamam. Bu bize gelen kasetlere benzer bir kaset. Şuradaki şifreyi çözmemiz gerekiyor. Abi bir dakika, şuradaki trenler şey değil miydi? Dur dur. Şuradaki trenlerin üstündekiler mavi yeşil pembe, sarı, kırmızı. Mavi, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bir dakika. Mavi, yeşil, pembe, sarı, kırmızı.
Mavi, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Mavi, yeşil, pembe, sarı. Kırmızı, sarı, pembe, yeşil. Ha, tamam. Tersten yapacakmışız. Tamam. Burada da bir kaset var. Ha. Dur bakayım bir. Playtime. Grab pack. Evet. Tamam, sırta takılıyormuş. Kolları takıyormuşuz. Ateş ederek nesneleri tutup ateş etmeyi bırakınca da geri dönüyormuş kol. Ve onları kendimize çekiyormuşuz basılı tutarak. Küçük eşyaları yapın diyor. Çalışanlara yapmayın, bu onlara zarar verir dedi. He. Elektrik iletkenliği varmış. Tamam, thank you. Thank you. Tamam. Ah! Hop! Anam! Her yere elleyebiliyor muyuz böyle? Bu ne, beşlik çakma makinesi mi? Abi bir dakika dur. Ha şu kaset var. Şu kaseti de şey yapalım. Dur bir dakika, kamerayı kapatayım bu kasetlere bakarken. My name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime tamam. Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, tamam. To make you aware, while we pride ourselves bitince ben kısaca bahsedeceğim. On our quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Tamam. Şimdi arkadaş bize diyor ki fabrikamızda diyor üstün güvenlik tedbirleri vardır diyor. Onlar hakkında seni bilgilendireceğim dedi. Bu izinsiz girenleri ilgilendiren bir şey dedi. Ve fabrika kapatıldığından beri bu kaset dönüyor dedi burada. Neyse işte güvenlik şeyleri varmış. Bu hareket sensörleri varmış bazı yerlerde. Bu hareket sensörleri harekete geçerse yetkililere haber veriyormuş falan filan işte. Bunlardan bahsetti. Bu dedi hatta bizim güvenliğimizin en uysal taraflarından biri dedi. Neyse, hemen vakit kaybetmeden devam edelim. Şuradan atlayarak bence buraya bir beşlik basacağız. Ay. Aman. Ama var ya bu şimdi. Bir dakika. Sen hareket mi ediyorsun? Umarım lan. Kolumu unutmuşum orada.
Buran hareket ediyor gibi bu. Kutular falan filan. Şöyle yüzün ortasına. Ne oldu lan? Bu kapılar açılmıyor mu? Biz bunu açacağız. Ne oldu lan? Bu nereden geldi? Daha demin yoktu bu. Hocam bu hareket ediyor ama ya. Lan her yerde oyuncak parçası var. Ya aslında normal yani, oyuncak fabrikasındayız yani. Ne olacaktı başka? Yapacağım. Ha, bu bahsettiği şey. Bir. İki. Elektrikler geldi. Var mı da başka yapacak bir şey? Yok. Lan! Gitmiş bu. On bir yerden çıkman değil mi? Bu arada şurayı mı açacağız sonra biz gelip? Buraya bir tane daha, şu diğer kol da gerekiyor. İki tane kol vardı. Hatırlarsanız. O ikinci kol gerekiyor galiba. Bu arada korku oyunlarında da böyle arka plan nasıl olmuş? Kırmızı kırmızı. Güzel mi? Böyle yapacağım. Hocam ben oraya gitmem ama ya. Yalnız. Buradan gidemiyor muyum? Açsanıza kapıyı. Lütfen açın. Vallahi. Oğlum daha demin buradaydı o eleman. Lan! Hocam ben seni hiç sevmedim ama. Yalnız. Ha, yeni bir yere geldik. Ne var bunların içinde? Hiçbir şey yok. Bir kaset daha bulmamız lazım. Bu kaset nerede? Kasetin biri yok. Bulamadım. Montörün ışığını biraz arttırayım dedim ya. Göremiyorum bazı yerleri. Kaset içinde mi yoksa? Yok. Dur bakayım.
Bir dakika dur ya, bence bu buradan gideceğiz ya. Yani burada bizim bir şey yapmamız gerek. Şu renkli şeyle bir şey çalıştırmamız gerek. Aa! Bir tane şey taktık. Üç tane daha lazım. Aha aşağıda işte. Biri. Heh. Tamam. Oradan buraya böyle geçeceğiz. Bu kadar mı açılıyorsun? Tamam, kaset orada. Yani kaset çalar orada. Kaseti bulduk bu arada. Tamam, kasete bakarız. Şu şeyleri bir toplayalım mı? Önce. Bir. İki. Bir tane daha var. Nerede o? Nerede lan sonuncu? Oğlum tuhaf tuhaf sesler geliyor her yerden ya. Aha bulamıyorum. Aa, kırmızı kol orada. Alamıyoruz mu onu? Ha, buldum. Şükür. Tamam. Oh, hallettik. Neyse, şimdi kaseti takma vaktimiz geldi. Hop. Rich, where are they keeping the huggy boxes? Bu huggy'lerin kutuları nerede diyor? Remember when maintenance left in a sweep of this place? Bilmiyorum dedi. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse. Tamam. Orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. Hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich, you're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Tamam. Tamam. Şimdi. Bu Huggy'lerin kutuları nerede diyor. Huggy'lerin kutularını bulamıyorlarmış. Nerede olduklarını bilmiyorlar. Hepsi kaybolmuş. Yani daha doğrusu bitmiş diyeyim. Çünkü şirket yetimlere oyuncak gönderiyormuş. Bu oyuncaklar da Huggy'ler işte. Bu şu şeyler, ismini görmüştük. Şu büyük mavi yaratıklar var ya, şu uzun boylu. Gülen suratlı, şöyle gülüyor. Mavi. O arkadaşlar Huggy'ler. Şimdi o arkadaşları gönderiyorlarmış. Ondan dolayı kutular bitmiş ve lan baga girdim. Oy, çık buradan. Çıktım, tamam. Bu şeylerden, kutularda bundan dolayı bitmiş ve buna ilk başta sinirleniyor, kızıyor. Ama ondan sonra diyor ki, yani en azından yetimleri mutlu ediyoruz tarzında bir konuşmaya girdi. Ama gene de bu durumdan pek memnun değildi eleman. Lan! Gördünüz değil mi? Oradaydı. Oy! Oy!
Oğlum bir yerden çıkıp gelecek diye çok korkuyorum ya. Hocam sen buna. Sen buna. Evet, dar koridorlar mükemmel. Üretim bantları bunlar. Bu ne? Bunu açmam gerekiyor. Aa, gene elektrik. Elektrik vereceğiz gene. Tamam. Tabi aynı yere döndürdü. Çalıştı. Şu an kendi götürüyor beni. Nereye götürüyorsun acaba beni? Etraf çok da karanlık. Aa, bir yerden çıkacak değil mi? Bir yerden çıkacak değil mi? Geldik la. Yukarıda yapmamız gereken bir işlem var. Ben geçemiyorum, tamam. Arkada bir şeyler var mı diye baktım da yok. O biz miyiz lan? Oha, korktum lan bir an. Yukarıda bulmaca var bu arada. Gördüm onu. Bir de pembe bir kaset var bir yerlerde. Tamam. Hop. Çek. Aynen, burada bir elektrik işi var. Dur. Buraya mı? Elektriği buraya mı getireceğim? Bu sonuncu kaset nerede? Bu arada. Önce bir kaseti bulalım mı? Aa, buldum bile. Hihi, buraya saklamışlar. Tamam. Şu kaseti de bir izleyelim. Bakalım bu kasette ne varmış. Stella,
What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Stella, neden bizimle çalışmak istiyorsun diyor. When I was young, so magical. I could go straight. Küçükken oyuncakları çok severdim diyor. Anywhere in the world. It was such a great feeling. Yani yatak odamda yeni dünyalar oluşturdum kendime diyor. Somewhere that can provide kids with that same experience. That's a pretty great feeling too. Bir oyuncak fabrikasında çalışmak aynı deneyimi sağlatacak dedi. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. Hepsi bitsin bahsedeceğim. Kısaca. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Tamam. Küçükken diyor işte, bu oyuncaklarla oynamayı çok severdim ben diyor. Ondan dolayı bir oyuncak fabrikasında çalışmak istiyorum dedi. Ve şöyle diyor, yani aslında her şey diyor, yani ben böyle şey diyeceğim yani, kısaca anlatayım. Bu insan diyor ilk başta çocuktur diyor, ondan sonra olgunlaşır, büyür diyor. Büyür diyor, yıllar geçer ve sonra ölür diyor. Ama diyor doğada bazı şeylerin yanında, varlıkların yanında, canlıların yanında, mesela ağaçların yanında insan diyor, en uzun yaşayan insan bile gençtir diyor. Yani bunlardan bahsediyor. Biraz oyuncaklarla kafayı kırmış gibi ablam kısacası. Öyle söyleyeyim. Hemen buradan elektriğimizi verelim. Aa. Ha, limiti mi var? Kolumuzun limiti var. Nasıl yapsam o zaman? Şöyle yapıp yok, dur. Şurayı açmam lazım. Niye kapanmışsa zaten o. Ölmüyormuşuz. Fall damage yokmuş. Çık yukarı. Çık 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 çık. Ama ben buradan... Ana! Kolumu alabilir miyim? Oğlum nasıl yapacağız bunu? Bir parça var sadece orada. Dur bakayım bir. Bu buraya yetişiyormuş, tamam. Ama buraya yetişmiyor. Dur şöyle. 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 Ha. Tamam. Hallettik. Güzel. Şimdi aşağı inebiliriz. Hemen aşağı inelim.
şu aşağıdaki düğmeye basalım bakayım ne olacak. Ona basınca. Makineler çalıştı. Bir an dedim ne oluyoruz dedim ya. Evet. Daha demin bir kapı çaldı. Ondan dolayı oyunu kısa süreliğine bir durdurmam gerekti. Tamam. Şimdi geri geldim. Bu kolları indireceğiz gibi. Ne yapacağız şimdi? Nobody. Oradan geçmemiz için galiba oyuncak mı üretiyoruz şu an? Buradan geçti. Şuraya girdiklerini gördüm. Şimdi buradan da muhtemelen birleştirilip çıkacak. Aynen geliyor arkadan gördüm. Ha, lazerle tarıyorlar. Ölçümlerini yaptılar galiba. Hata kusur var mı diye. Tamam. Çok iyi ya bu kollar. Bayıldım ben bu kollara. Hop bir beşlik çak. Hop sen de çak. Onu buraya kıracağım. Bırakacağım. Onu buraya kıracağım dedim. Buradan devam mı ediyoruz? Lan! Oğlum! Oğlum nereye gideceğim? Dur buraya mı gideceğim? Dur buraya gideceğim tamam. Geliyor bir yerden ha. Lan! Kaç oğlum kaç. Arkada. Arkamda geliyor vallahi geliyor. Oğlum koş hadi koş hadi koş. Andan. Lan geliyor hadi. Oğlum hadi geç koş hadi koş. Aa yol bitti. Oğlum ne yapacağım? Bir dakika. Ah çiçeği de bulduk işte. Şu kırmızılıklar önceden var mıydı? Bizim eleman gelecek mi lan geri gel? Nasıl bir fabrika lan bu böyle?
Ulan fabrikaya çağırdılar. Çalışanlar hala burada diye. Buradaysa bile yemiştir bu onların hepsini. O kapıdan geçeceğiz galiba da. Oğlum var ya. Ne gerildim orada ya. Tamam, deney 1006 prototip. Koordinasyon becerileri deneylerde diyor, bayağı başarılı diyor. Bunu üretmişler işte. Bunu üretmişler. Arkadan geliyor ha. Çığlık seslerini duyuyor musunuz? Geldi. Kısaca bahsedeyim şimdi, bu arkadaş diyor deneylerde diyor işte deneyler olumlu sonuçlandığını gördük diyor. Becerileri kazanmaya başladı diyor. Koordinasyon becerilerini falan. Onun haricinde bu kayıtları bırakmamdaki sebep diyor aynı hataların tekrarlanmaması için dedi. Ve ama gene de diyor bilimde ilerlemek lazımdır falan diyor. Onun tarzında şeyler söyledi ama en sonunda bu Hagi'ydi diye düşünüyorum geldi, bizim elemanı da aldı. Oğlum bu oyuncakların üstünde hani hep kan lekeleri var ha. No. Go back. Tamam. Benim için sıkıntı yok. Gerçi geride de Hagi olabilir. Şuradan aşağıya atlasam da bu işlerin hepsini bitirsem mi acaba? Ha. Arkadan gelen bir minik bir şarkı. Ne çıkacak acaba karşımıza burada? Ne çıkacak acaba? Yastık savaşı yapalım mı? Bu kolları çok sevdim ben ya. Heh, müzik sesi bitti. Aa! Poppy değil mi bu? Açacağız mı böyle? You opened my case. Sen kutumu açtın dedi. Heh. Buyurun cenaze namazına. Chapter 1'ı bitirdik. Allah Allah, güzeldi ama ya. Güzel, keyifli, kısa bir oyundu. Bana sevdim. Hoştu yani. Artık ikinci bölümü geldiği zaman ikinci bölümünde oynarız. O zaman çok şey yapmaya gerek yok, uzatmaya. Bölüm burada noktalayalım artık. Bir bölümlük bir seri oldu diyeyim. Ama devamı geldiği zaman diğer chapter'ları da, bölümleri de oynarız çıktığı zaman. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.